Donmuş bir göl üzerinde eksi 20 derecede ve üstü açık bir otomobille yarışmak. Nasıl bir duygudur sevgili seyirciler? Siz denediniz mi bilmiyorum ama ben denedim ve oradan da muhteşem güzellikte görüntülerle döndüm. İşte size Sibirya'da donmuş bir göl üzerinde yarışan 40 yarışçı. Sevgili seyirciler, şu anda Sibirya bölgesindeyiz, Ural Dağları'nın eteklerinde ve bir donmuş gölün üstündeyiz. Burası Ekaterinburg, Rusya'nın üçüncü büyük şehrindeyiz şu anda ve işte görmüş olduğunuz bu alan donmuş bir göl ve biz de bu gölün üstündeyiz. Mazda ile birlikte, Mazda MX-5'lerle bir buz yarışı yapıyoruz. Ruslar, Ukraynalılar ve Türkler yarışıyoruz biz burada. Yani basından arkadaşlarla yarışıyoruz. Bakalım birazdan göreceğiz. Şimdi yarış tabii birkaç gün sürecek bu yarış sonunda. Bakalım Türkler mi şampiyon olacağız, bizler mi şampiyon olacağız yoksa diğerlerine yenilecek miyiz? Göreceğiz. Dünyanın en çekişmeli buzüstü otomobil yarışı Mazda Ice Race, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ural Sıra Dağları eteğindeki Donmuş İset Gölü'nde gerçekleşti. Türkiye'den 5'er kişilik 2 takımın katıldığı yarışlarda Rusya'dan 5, Ukrayna'dan da 1 takım yarıştı. Toplam 40 kişinin yarıştığı buz pistte genel klasmanda 3 Rus takımı kupaların tamamını alırken uluslararası klasmanda Türk takımından biri birincilik, diğeri de üçüncülükle döndü. TVNET adına yarışan Oto Info yapımcısı ve sunucusu Mesut Bıyık da sıralama turlarında 2 dakika 20 saniye ile takımının en iyi tur zamanına yaparak önemli bir başarıya imza attı. Toplam 16 tur atan ve hiç pist dışına çıkmayan Mesut Bıyık, istikrarlı ve stabil sürüşüyle takımının en iyi performanslarından birini gösterdi. Mesut Bıyık, Hakkı Tolunay, Okan Altan, Mahmut Hayırlıoğlu ve Tamer Atsan'dan oluşan Veteran Power takımı ayrıca uluslararası klasmanda üçüncülük kazanarak elleri boş dönmediler. 100 dakikada en çok turu atanın kazandığı yarışta Mahmut Hayırlıoğlu ve Okan Altan'ın peş peşe kara saplanması Veteran Power'a 15 dakika gibi bir süre kaybettirdi ve üçüncülükle yetinmesine sebep oldu. Takımı sırtlayansa Hakkı Tolunay ve Mesut Bıyık'tı. Toplam 8 takımın yarıştığı ve sadece Mazda MX-5'lerin piste çıktığı yarışta diğer Türk takımı Team 34 ise daha büyük bir başarı göstererek uluslararası klasmanda birinci oldu. Yaman Yılmaz, Edmond Bekyan, Metin Kalkavan, Murat Öztürk ve Koray Kodal'dan oluşan Team 34'ün yarışçılarından Yaman Yılmaz ayrıca en iyi tur zamanıyla ödül kazandı. Seyahatin ilk günü Sibirya köylerini gezen Türk ekibi Husky'lerin çektiği köpek kızaklarıyla ve atlı kızaklarla müthiş bir deneyim yaşadılar. İlk kez köpek kızağına binen Türk ekibinin buzda yarıştıklarından daha heyecanlı oldukları yüzlerinden okunuyordu. Atlı kızaklarla orman içinde uzun bir tura çıkan ekip üyeleri Sibirya konukseverliğine de hayran kaldıklarını ifade ettiler.
İkinci gün Donmuş İset Gölü üzerinde antrenman yapan 40 kişilik yarışçı grubunda Rus takımlarının performansı kendini göstermişti. Ev sahibi olarak her kış yarışma imkanı bulan Rus yarışçılar, yarışların yapıldığı üçüncü günde de ustalıklarını ortaya koydular ve 3 kupaya birden sahip oldular. Büyük çekişmelere sahne olan yarış gününde pit alanının en renkli takımı ise TVNET adına yarışan Mesut Bıyık ve arkadaşlarının oluşturduğu Veteran Power takımıydı. Halaylarıyla, sloganlarıyla pit alanını eğlence yerine çeviren Veteran Power'a Rus ve Ukrayna televizyonları büyük ilgi gösterdi. Mazda Rusya'nın ev sahipliğinde MX-5 Roadster'lerle yapılan yarışta -20'lere kadar inen hava sıcaklığına rağmen yarışçılar üstü açık otomobillerle terlerini buz üstüne akıttılar. İki gün boyunca sabah saat 9.30'dan akşam 5'e kadar bütün günü donmuş göl üzerinde geçiren ve diğer iki günü de yine aynı hava koşullarında kızak turu atarak ve gezerek tamamlayan ekip üyeleriyle destek hizmeti elemanları sağlık sorunu yaşamadan evlerine döndüler. Motor ve şanzıman gibi ana aksamlarına dokunulmayan Mazda MX-5'ler yarış için küçük bir operasyondan geçirildi. Süspansiyonlar yarış süspansiyonuyla değiştirilirken ayaklarını çivili buz lastikler takıldı. Yarışlar için zorunlu güvenlik ekipmanı olan roll barlar da eklenen otomobillerde direksiyon ve pedallar da yarış ekipmanlarıyla değiştirildi. Tüm otomobillerin motorları 2 litrelik benzinli ünitelerden oluşuyordu. 167 beygir gücündeki otomobillerin tamamı 6 kademeli düz vitesle donatılmıştı. Sevgili seyirciler, Sibirya'dayız ve bugün Sibirya'yı çok daha iyi hissetmeye başladık. Çünkü dün ılık bir hava vardı, dün antrenmanlar vardı, bugün asıl yarışlar var. Şimdi sıralama turları yapıldı ve birazdan da yarış başlayacak. Ama bugün gerçekten tam bir Sibirya havası var burada. Sanıyorum -10 derecelerde falan. Dün biraz -4-5 dereceydi. Bugün daha üşüyoruz ama bugün daha heyecanlıyız. Çünkü esas yarış bugün. Ve tabii yanımızda da Mazda Motor Türkiye PR direktörü Hülya Pamuk var. Bize bu organizasyonu nasıl gerçekleştirdiklerini, bizim buraya nasıl geldiğimizi o anlatacak. İsterseniz ona kulak verelim. Evet. Merhaba. Pistte buzdu ama. Bu sabah acayip buzdu. Siz tabii biraz zorlandınız araçlar. Evet, çok kayıyor. Fena kayıyor. Düne göre çok daha fazla kayıyor. Mazda Motor Rusya bizi bu davetli olarak çağırdı. Sibirya'daki Mazda Ice Race 2013'e. Bizim dışımızda Ukrayna'da katılıyor bu yarışa ve Ruslarla beraber yarışacağız. Türkiye olarak iki takımımız var. Birisi Team 34, diğeri Veteran Power olarak. bizim takımımız Veteran Power, yani yaşlılar takımı. Yaşlıların gücü. Gücü. Ama kağıt üzerinde çok güçlü olmadığımız görünüyor. Yok, çok çok keyifli bir zaman geçiriyorlar ve ben de görüyorum geçirdiğinizi. Fakat gene de kupayı alıp gideceğiz.
Evet, inşallah onu düşünüyoruz. Diğer takımımız bizden daha iyi tabii ama sevgili seyirciler, bu arada veteran power olarak bizler, yani bizim takımımız biraz daha geride ama biz tabii çoluğu çocuğu olan insanlarız, belki birazcık daha dikkatli daha sürüyoruz. Dikkatliyiz tabii, daha dikkatliyiz. Ben de veteran power takımının ekip başı olarak görüyorum. Daha iyiler, daha böyle tedbirli kullanıyorlar. Aslında önemli olan yarışı bitirmek burada. Keyifle bir zaman geçirmek. Tabii zoom zoom'u hissetmek, yani fun to drive, keyifli bir sürüş geçirmek. Tabii bu arada sevgili seyirciler, bir şeyi daha hatırlatmak lazım. Şimdiye kadar yapılan bütün turlar, atılan bütün turlar en iyi tur zamanı üzerindendi. Yani mesela eğer 5 tane tur atmışsanız bunun bir tanesinde iyi zaman yapmışsanız onu sayıyorlardı. Yani bundan sonra böyle bir şey yok. Artık bundan sonra bütün takımın neferlerinin her birinin toplam puanı ortaya çıkacak. Dolayısıyla spin atmak demek zamanı büyük ölçüde zarara uğratmak demek, boş heba etmek demek. Dolayısıyla bizim veteran takım belki de kupayı alacak. Çünkü çok istikrarlı ve çok stabil bir sürüş sağlıyoruz. Biz en az spin atan takımımız gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bu, yani istikrarlı olmak ve stabil olmak şampiyonluğu da getirebilir. Umuyoruz öyle olur.